Gözaltına alındık. Saçımdan parça aldım. Ya ne kadar acayip bir vicdan. Ve alnımın, bak uzundu saçlarım. Bu aslında kanuna uygun değil mi? O devirde araştıracak bir şey yok. Ortada hiçbir şey yokken. Adil serdar saçan dedi ki, ya dedi kokain kullanıyor olabilir dedi. Saçı dedi İngiltere'ye gönderilsin. Saçında uyuşturucuya bakılsın dedi. Doktor adama götürürler. İnanılır gibi değil ya. Doktor bana nasıl cesaret, o da çok acayip. Komiser polislerle falan götürürler. Alnımın şu kısmından böyle görülecek şekilde bir perçemi indirdi adam. Makasla kesti. Orada bir naylon torbanın içine kondu. Orada mühürlediler. Oradan İngiltere'ye gitti. Geldi tabii tertemiz, hiçbir şey yok. Yıllara yayılarak baktılar. Yıllara yayılarak. 3 yıl geriye doğru bakıldı. Çok uzundu saçlarım çünkü. Geldi tabii rapor. Zınk diye oturdu aşağı. Bak 3 yıl geriye gel. Hiçbir şey yok. Yani hiçbir toksik madde kullanmamış. Yani öyle uyuşturucu. Hepsine baktılar. Hiçbir şey yok. Göy oradan bir şey çıkaracaktılar. Kardeşim mesela bu o zaman soruşturulmadı. Ve parasını bana ödettiler. Parasını sen vereceksin dedim. Biz de parasını verdik. İmza at dediler. Kendim istiyorum dediler. Muayene edilmesini. Tamam dedim, imzalayayım. O zamanki döneme bak ya. Diyorlar ki şimdi Tayyip Hoca gitsin. Eski dönemi mi özlediniz? Çünkü bir şey yapamıyorlar ya. Evet. Sıkıldı adamlar. Gitsek yeniden İngiliz derin devleti yeniden devreye girecek. Yeniden başlayacaklar oyunlara. Beceremediler. Yarım kaldı herhalde.